Arkadaşlar herkese merhaba. Sizlere bugün doğal ev ketçabı yapacağız. Bunun nasıl yapılır? Gelin beraber görelim. Öncelikle 2 adet soğanım var. 1 kilo domatesim. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı karabiber. 2 büyük boy ya da 3 orta boy diş sarımsak da olur. 5 yemek kaşığı şekerim. Ve bir çay bardağı, tabii ki çay değil bu, üzüm sirkesi. Peki bir şey sormak istiyorum. Tabii hayatım. Şeker, beyaz şeker kullanılsa olmuyor mu? Esmer şeker kullanıyorsun. Esmer şekerin aroması ketçapta daha güzel oluyor. Dolayısıyla o yüzden esmer şeker kullanacağız. Peki daha kırmızı böyle... soğan yerine beyaz soğan? Hem renk veriyor hem de o ketçaptaki acılığı dengelemesi için, yani şekerle kırmızı soğan acılığını ve aromasını dengelemesi gerekiyor. O yüzden ikisini bir kullanıyorum. Yani beyaz şeker ve beyaz soğan da kullanabilirim ama farklı zıt lezzetlerin birbirine geçmesini istiyorum aynı zamanda. Aydınlatıcı bilgin için teşekkür ediyorum. Rica ediyorum efendim. O zaman soğanları doğradıktan sonra görüşürüz. Evet, kırmızı soğanlarımızı doğradık. Şimdi isterseniz ocağın altını yakarak başlayalım. Orta ateşte yaktım. Derince bir tava kullandım çünkü karışımı hazırladıktan sonra da rondo yaparak püre haline getireceğim için etrafı sıçramasını istemedim. Size de öyle tavsiye ederim. Şimdi muhtemelen göremiyorsunuz. Ben göstereceğim size. Şöyle tavanın altını tamamen ıslatacak, dolduracak şekilde zeytinyağını koydum. Üzerine de soğanlarımı ekliyor olacağım. Önce bir soğanın aromasını patlatmak istiyorum. Ve beraberinde de sarımsaklarımı da ufak ufak dolduracağım. Nasıl doğradığınızın aslında bir önemi yok çünkü hepsini rondodan geçireceğiz zaten. Bir sonraki aşamada göreceksiniz. O yüzden çok dert etmeyin yani ince mi olmuş, kalın mı olmuş diye. Hepsi zaten püre olacak. Ketçabın özelliği bu. Sarımsaklarımı da attıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. Hatta biraz altını açabiliriz. Şöyle bir cızırdama olana kadar. Sevgili eşim kameramanım şu an hüngür hüngür ağlıyor. Çok duygulandı. Kırmızı soğanı nasıl zihni uğradı şu an. Şimdi biz de domateslerimizi, tabii ki bunlar daha önceden yıkandığı için tertemiz, hem de uzun ömürlü kalması açısından salkımlarından koparmayarak saklıyoruz ki dolapta daha uzun sürede kalabilsin. Hop, bir tanesi kaçıyordu, yakaladık. Burada, evet, burada yaklaşık olarak 1 kilo domatesimiz var. Zaten bu tarifi 1 kilo olarak yapıyoruz. Şimdi bunları da gelişi güzel şöyle dörde böleceğim. Çok bölmenize gerek yok. Zaten sıcakta bunlar kendilerini bırakacak. Tamamen eridikten sonra da bir sonraki aşamaya geçecek olacağız. Beni rondodan geçir diye bağıracaklar. Kesinlikle. Aynen öyle. Ama gerçekten bu tarifi deneyin, çok lezzetli oluyor ketçabınız. Özellikle hamburger patates kızartmasında vazgeçilmez ketçap. Evet. Aslında Türk mutfağının en önemli soslarından bir tanesi ketçap. Herkesin makarna her şeyde kullandığı, evet, makarna. Pilava bile kullanıyor. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bu domates biraz büyük, ben bunu büyük parçaya yemek istiyorum. Evet, soğanlarımız da cozurdamaya başladı. Kesinlikle öyle. Şimdi biraz öldükten sonra domateslerimizi içine atacağız. Domatesleri de öldüreceğiz.
Sonra devam edeceğiz. Soğanlarımızın aromasını patlattık. Diriliğini aldık. Şimdi gelsin domateslerimiz. 1 kilo dilimlenmiş domatesi hiç acımadan tencerenin içine atıyorum. Şöyle bir tur çeviriyorum. Şimdi bu aşamada bunun için yağ biraz yetersiz. Biraz yağ ekleyeceğiz buna. Zeytinyağı da bu sosa aroma vermeli. İyi bir zeytinyağı. Güzel olacak. Ketçabı güzelleşmiş. Aynen. Şimdi domateslerimiz biraz örsün, sonra diğer aşamaya geçeceğiz. Ağzını kapatıyorum bu aşamada. 5 dakikadır orta ateşte domates ve soğanlarımız kıvama geldi. Bu aşamada diğer elementleri de artık üzerine ekleyebiliriz ki suyun aroma tamamen bir yerine geçsin. Şimdi neyimiz vardı? Bir daha hatırlayalım. Burada 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. Tuzumuzu ekledik. 1 tatlı kaşığı şöyle bolca bir karabiber. Esmer şekeri de ekliyor olacağım içine. Şöyle yapalım. Tabakalma olmasın. Esmer şeker normal şekere göre daha çabuk nemleniyor. Evet. Şöyle. Sürekli kullanmadığımız için nemlenebiliyor tabii ki. Şimdi bir çay kaşığı çay bardağı da üzüm sirke ekliyorum. Şöyle bir alt üst ediyorum. Şeker her noktaya ulaşsın. Kabukları neden soymadım? Çünkü bunları rondodan geçireceğim. O kabuklarındaki o aromayı da sosuna katmak istiyorum. O yüzden hiç çıkarmadım. Blender mı, rondo mu? Blender. Ve şöyle orta ateşte altını kapatıyorum. Bir 15 dakika ya da bir 10 dakika bunu kaynattıktan sonra blenderdan geçireceğiz ve işleme devam edeceğiz. Evet, şöyle bir bakıyorum. Artık tamamen domatesler örmeye başladı, suyunu saldı. Şimdi artık bir blenderdan geçirebiliriz. Şöyle alalım, altını tamamen kısalım. Şöyle şöyle koyalım. Evet arkadaşlar, bunu tamamen her noktasını ayrı ayrı püredim. Hepsi şu an gayet başarılı şekilde eridi içinde. Şimdi bunun ağzını kapatacağız. Bir 10 dakika bu çekecek sos kendisini ve yoğunlaşacak. Tabii evde yaptığımız bir ketçap olduğu için rengi tabii ki yani koyu renk olmayacaktır, daha açık olacaktır ama lezzeti emin olun çok güzel olacak. Bir 10 dakika sonra görüşmek üzere. Şimdi ketçabı acı sevdiğimiz için kırmızı acı toz biber ekleyeceğim içine. Bir yemek kaşığı kadar. Hem renk verecektir hem de acı aroması katacak içine. Şöyle biraz karıştırıyorum. Tamamen karıştırdıktan sonra tekrardan ağzını kapatıp bir 10 dakika sosun çekmesini bekliyor olacağım. Şöyle iyicene karıştıralım. Sağ solu biraz kirlettim. Eşim kusura bakmasın. Yapacak bir şey yok. Temizleriz zaten.
Kanca beraber. Arkadaşlar ketçabımız bir yandan olurken şimdi size bir de mayonez yapmayı gösteriyor olacağım. İhtiyacımız olan malzemeler 2 adet yumurta bütün kullanacağız. 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı limon suyu, yani tahminen yarım limon ediyor. 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve 1,5 su bardağı yani 250 mililitre sıvı yağımız var. Zeytinyağından da yapabilirsiniz ama tamamını yapmamanızı tavsiye ederim. Yani yapacaksanız da yarı yarıya yani 125-125. 125 zeytinyağı, 125 ayçiçek yağı kullanarak yapabilirsiniz. Eğer zeytinyağlı bir mayonez yapmak istiyorsanız. Ben daha hafif bir yağ olduğu için ayçiçek yağını kullanacağım. Çünkü mayonez daha kolay tutuyor bu yönde. Şimdi önce 2 adet yumurtayı karıştırma kabının içerisine alıyorum. Ve bunu öncelikle çırpacağız. Ardından tuzu ve şekeri ekleyerek çırpacağız. Önce katı maddeleri atıyorum ki içine hemen çözülsün içinde. Sıvılar zaten hemen karışıyor. Şekerle tuzu içinde erittim. Şimdi 3 yemek kaşığı limon suyumu ve 1 yemek kaşığı elma sirkemi de ekleyip tamamen karıştırıyor olacağım. Şimdi buradaki püf nokta yağı ekleme durumunuz. Bir yandan karıştırıyor olmanız lazım. Bir yandan da ip gibi yağı içine dökerken sürekli çırpıyor olacağız. Yani mayonez yapımının en önemli aslında özelliği bu. Şu şekilde eklerken altına bir bez koyabiliriz. Hem daha az ses yapar hem de sürekli dönmesini engelleyebilir. Evet, şöyle güzel mutfak bezlerimizden bir tanesini sevgili eşimden teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ve çıkmaya devam ediyorum. Robotunuzu ara sıra dinlendirin ki fazla ısınmasın. Şu an çok ısındı. O yüzden durdum.
Yaparken de robotunuzu aşağıdan yukarıya doğru gelecek şekilde böyle yavaş yavaş kaldırırsanız karışım tamamen birbirine geçmiş olacak ve mayonez daha güzel olacak. Şöyle kıvamını da gösterebilirim size. Dışarıdan aldığınızda hiçbir farkı yok. Gördüğünüz gibi. Eğer ben sarımsaklı mayonez seviyorum derseniz ayçiçek yağıyla sarımsağı hafiften soteleyip soğuduktan sonra bu yaptığımız işlemin aynısını yaparak sarımsaklı mayonez yapabilirsiniz. Gayet güzel oldu. Çok güzel. Hafiften bir tadına bakacağım. Bakalım nasıl olmuş. Dışarıdakinin aynısı demeyeceğim. Yorum yapmayacağım. Siz deneyin. Nasıl olduğunu göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Artık sosum tamamen çekti. Ketçapım sıcak halde hazır. Şimdi ne yapacağız bunu? Altını kapatıyoruz. Ve sıcakken saklamayı istediğiniz kabın içine alıyorsunuz. İster boşalmış bir ketçap şişesi olabilir, ister kavanoz olabilir. Bu tamamen sizin keyfinize ve zevkinize bağlı. Evet arkadaşlar, sizler için şöyle bir ölçülü kabın içine aldım. Hem de şişelemek daha kolay olsun diye. 1 kilo domatesden tam 930 mililitre ketçap elde ettik. Şimdi bunu sıcakken huni vasıtasıyla hemen şişelememiz gerekiyor. Çünkü soğuduktan sonra kıvam alacak. Aslında tam anlamıyla şu an ketçapımız hala hazır değil. Çünkü şu an sıcak. Bunu oda sıcaklığında, bunun ağzı açıkken soğuduktan sonra dolaba koyacaksınız ve öyle ancak kıvam elde edeceksiniz. Şişemiz doldu artık. Buna daha fazla gerek yok. Demin de söylediğim gibi boşalan ketçap kabınız olur. Bunu öyle de yapabilirsiniz. Benim gibi böyle bir mayonezi koyduğum gibi bir kavanoza da koyabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Bunun ağzını kapatmıyorum. Bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra dolaba koyacağım. Bir iki saat dinlenecek. Tamamen soğuyacak ve kıvam alacak. Daha sonra yemek için sizi bekliyor olacak. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.